أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi üzerine duracağız ve o hadisin gerçekten hikmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden bir mucize olan bir hadisi ve onun kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, peygamberimiz döneminde bilinmeyecek bir sırrını ortaya koyan, özellikle Arap Yarımadası'nın ahir zamanda yeşermesi, otlaklara, ormanlara, ağaçlara sahip olacak duruma gelmesi, nehirlerin aktığı, göletlerin oluştuğu bir döneme doğru gitmesiyle alakalı bir rivayeti var. Ben de onu biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şey nefsinden, egosundan, kendi aklından, iradesinden bir şeyden konuşmadığını, hatta ayet-i kerimede Necm suresinde Allahu Teala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى diyor. O peygamber nefsinden konuşmaz. Her ne konuştuysa vahidir diyor Allahu Teala. Yani o size ne haber verdiyse, kıyamet alametleri, ahir zamanda olacak olanlar, Dicle ve Fırat'ın altından petrolün ve doğal gazın bulunup bunun üzerine bütün dünyanın o coğrafyaya hücum etmesi, 1. 2. Körfez Savaşları, aynı keza Afganistan işgali, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Orta Doğu'ya tazlak kafalı Amerikalıların, Avrupalıların Haçlıları nasıl işgal edeceğiyle alakalı hadislerine kadar çok değişik ve hepsinin de gerçekleştiği ve bizlerce aşina olmuş o kadar çok rivayeti var. Bunlardan biri özellikle bu neden gündeme geldi? Son dönemlerde mesela dünyada küresel bir ısı iklim değişikliği başladı. Bugün düşünün ki bundan 100 sene önce Stalin, Lenin, Mao, Marx dünyadaki bütün emperya, bütün o ateist din düşmanları özellikle Stalin'in yani Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başındaki Stalin Rus coğrafyasında buğday ekmek, arpa ekmek için o kadar çok mücadele verdiği halde bunda başarısız oldular. Ama bugün geldiğimiz şu noktada Rusya dünyanın en büyük hububat ihracatçısı ve ithalatçısı konumuna gelmiş durumda. Sebebi nedir? Allahu Teala'nın Resulü'nün haber verdiği ahir zamanda küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve dünyanın felakette sürüklenmesiyle alakalı rivayetlerin gerçekleşmesinin bir tasavvurundan başka bir şey değil. Hatta bakın kardeşlerim aleyhissalatü vesselam ne buyurmuş? Ebu Hureyre yoluyla gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arap toprağı yani Arap ceziresi yeniden bak yeniden ziraat, mera, bağ ve bahçe ile ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. Ve gerçekten son zamanlarda sosyal medyada özellikle bundan bir ay önce 15-20 gün önce Arabistan'a yağışlar, bazı bölgelerine kar yağmaları vesaire bunun neticesinde yani çölden görüntüleri insan görünce hayret ediyor. Sanki Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda ilkbaharda o meraların yemyeşil olduğu, her tarafın ovalar ve otlaklarla doldu. O görüntüyü ve o güzelliği gösteriyor. Hatta düşünün ki Mekke gibi bir yerde inanın ki ben 2-3 sene boyunca sürekli gittim. Her ay gittim, yazın gittim, kışın gittim, ilkbahar, sonbahar bütün mevsimlerde orada bulundum. İnanın ki kışın ortasında Türkiye'de sıfırda yani böyle eksi birlere beşlerde bir soğuğun olduğu yerde Arabistan'da Mekke'de 35 derece sıcak vardı. O kadar ki iklimsel olarak sıcak ve dengesiz bir iklim yapısı var. Aynı kaza Mekke ve civarı kuraklık ve çöldür. Hatta Suudi'nin yani gerçekten çöller içinde bir coğrafya olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama dikkat ederseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamete yakın bir dönemde saatin yaklaştı, insanlığın sonunun geldiği, Mehdi İsa aleyhisselam ve Deccal'ın zuhur edeceği, Yecüc ve Mecüc'lerin yeryüzüne çıkmadan önce kıyametin bir küçük alameti olarak Ceziretul Arab'ın tabiri caizse ırmakların aktığı yemyeşil vadiler ve ovalara dönmedikçe kıyamet kopmaz diyor.
Aynı keza ziraat, mera, bağ ve bahçeden bahsediyor. Şu bir gerçek ve hakikat. Bugün Suudi Arabistan çölde tarım yapan bir devlettir. Ve on binlerce, yüz binlerce tarım alanları oluşturmuş. Ve gerçekten bugün Suudi tarımda kendisine yetecek duruma gelmiş. Yani tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sahih rivayeti yerine gelmiş. Bir mucize olarak önümüzde duruyor. İkinci bir husus, dikkat ederseniz yeniden diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası yeniden ırmakların aktığı yemyeşil bir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Burada da şu anlama geliyor. Demek ki daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, İbrahim aleyhisselam'dan, belki Nuh aleyhisselam'dan önce Arabistan Yarımadası göllerin, ırmakların, nehirlerin, otlakların, ormanların olduğu bir coğrafyadır. Evet, gerçekten Avrupalı ve Amerikalı bilim insanları yaptıkları araştırmada 1. 2. 3. buzul çağlarında Arabistan ormanların, meraların, vadilerin yemyeşil olduğu ve yüzlerce hayvan türünün yaşadığı bir coğrafyaydı. Hatta düşünün ki Semud, Ad kavminin, aynı keza Nebatilerin ve daha nice devletlerin setler yaptı, barajlar yaptı, su yolları kurdu. Bir dönemden de Kur'an-ı Mubin bahsediyor. Öyleyken bugün kupkuru bir çolak arazi, senede Kabe'de, Mekke'de 1 ve 2 dakika, 2 sefer yağmur yağar. Ya 15 dakika, 20 dakika yağar ama sel gibi olur. Yani her tarafı su götürür. Hatta Kabe ve Mekke sokakları sular altında kalır. Bu bir gerçek. Ama şu bir gerçek ve hakikat. Yani bu sene görüldüğü kadar bir bereket Arabistan Yarımadası'na belki bundan 15 bin yıl öncesine kadar da gelmemiş. Yani görüntülerde insan baktığı zaman hayret ediyor. Her yer yemyeşil olmuş, çiçekler açmış, sanki ilkbaharı yaşıyor. Ve o gördüğünüz kupkuru dağlar sıcaktan ve hararetten böyle kavrulmuş o kayaların içerisinden adeta sanki su fışkırırcasına yeşillik fışkırmış ve her taraf yemyeşil olmuş. İşte bu da nedir? Kıyametin küçük alametlerinden biridir. Bunu da Müslüm'ün Zekat 60'ta, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 2. ciltte 370'te, 417'de, Mecmu'u Zevaid'de ise 7. ciltte 331 hadis numarasıyla verilmiş. Aleyhi salatu vesselam mutlaka Arap Yarımadası'nın yeşilliklere gark olacağını, her tarafın meralarla, ziraat alanlarıyla dolup taşacağını haber vermiş ve gerçekten bugün öyle. Ve bu da nedir kardeşlerim? Kıyamet alametlerinden biridir. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin küçük alametlerinden birinden bahsettiği zaman diyor ki ya, yalın ayak deve çobanları yüksek bina yarışına girmediği müddetçe kıyamet kopmaz diyor. Bugün dünyanın en yüksek binası Burç Halef'tir, Dubai'deki Burç Halef'tir. Onu yapanlar bundan 60-70 sene önce deve çobanlığı yapan, deve sürülerine hükmeden aileler olduğunun bir gerçek ve hakikatidir. Bu da işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir mucizesidir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden 20 bin, 30 bin yıl önce Arabistan'ın sulak bir arazi alanı olduğu, yemyeşil ormanlarla ve nehirler, göller ve vadilerle dolu olduğunu bilmiyordu. Ama dikkat ederseniz kıyamet alametlerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sahih hadiste, sahih Müslüm ve Ahmed bin Hanbel'in verdiği rivayette öncesi ve sonrasıyla alakalı haber veriyor. Aslında Arap Yarımadası'nın
aslında 13 bin, 14 bin, 20 bin, 30 bin yıl önce yemyeşil alanlar olduğunu, Sahara Çölü'nün bile dünyanın en yoğun ormanlarına sahip olduğu, Mezopotamya'nın bile muazzam büyüklükte sedir ve meşe ağaçlarıyla dolu olduğu ve bugün ağaç bulunmayan çölleşmiş bu yerlerin aslında geçmişte Amazon ormanları gibi ormanlarla dolu olduğunu ne veriyor? Bugünkü bilim ve insanlar veriyor. Yani bilim insanları diyor ki evet Sahra Çölü bundan işte ne kadar 40 bin yıl önce bir ormandı, dev bir ormandı, Amazon ormanı kadar büyük bir ormandı. Sonra Allahu Teala'nın takdiri çölleşti. Arabistan'da nehirler, göller ve buna benzeyen şeylerin olduğunu, aslandan kaplana, filden tutun, çitaya ve deniz ve nehir kenarlarında yaşayan hayvan türlerine kadar hepsinin kemikleri, iskeletleri Arabistan'da bulunmuş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden hiçbir şey konuşmuyor. Onun her konuştuğu vahidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi haber vermişse o mutlaka çıkmıştır. O mutlaka hakiki olarak yerine gelmiştir. Onun için Sahih-i Müslim'de geçen 3. ciltte 158'de geçen başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap toprakları yeniden bağ ve bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Ve gerçekten bugün baktığımız üzere Arabistan çölünün altında dünyanın en büyük su havzaları, su rezervleri var. Bugün Sahara çölü o kadar yani böyle kurak bir yer iken bile onun altında derin okyanusların yani muazzam su rezervlerinin fosil su yataklarının o kadar çok büyük olduğunu neredeyse Ege ve Akdeniz kadar bir alan büyüklükte su rezervlerine sahip olduğunu bugün bilim insanları kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de açık rivayetlerde bunu söylüyor. Hatta Ebu Hüreyre'den gelen rivayeti söylediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bağ bahçe ve nehirlere ve yeşilliklere kavuşacağını haber veriyor. İşte bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir mucizesi, kıyametin de bize yavaş yavaş yaklaştığının açık bir alametidir. Hatta şöyle düşünün ki Arap toprakları deyince maksat Arap Yarımadası'dır. Bu yarımadada 15 ile 30 kuzey enlemleri bulunan çöl kuşağıdır. Nadiren görülen nem ve şiddetli kuraklık çöl bölgelerini genellikle göze en çok batan özelliklerindendir. Arap Yarımadası'nın bazı iç bölgelerinde ise Rubul Hali çölü dediğimiz Arabistan çölü vardır. Ve bu çöl bazen onlarca yıl boyunca yağmur, bir tek yağmur damlası bile görmez. Öyleyken bu sene Rubul Hali çölünde bile yeşilliğin olduğunun görüntülerine ben de rastladım kardeşlerim. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberini verdiği kıyamet saati ve ahir zaman dediğimiz fitnelerin zuhur ettiği, insanların sapıtıp her türlü sapkın fiilleri işlediği o döneme doğru gidiyoruz. Yukarıda hadiste anlaşılan şudur kardeşlerim. Arap Yarımadası'nın çöllerinin yaklaşan saatte yani kıyamete yakın bir dönemde göller ve nehirler kaplayacaktır. Hadisteki yeniden bağ ve bahçeler ve nehirlere kavuşmadıkça ifadesi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir mucizesidir. Çünkü hadisin ihtiva ettiği gerçek şudur. Birincisi Arap Yarımadası geçmişiyle alakalı profesörler, bilim insanları şunu söylüyor. Diyor ki Arap Yarımadası geçmişte göllerle, nehirlerle, aynı keza sulak arazilerle ve gerçekten çok bereketli bir yerdi. Hatta Asya ve Afrika'dan bütün hayvan türlerini neredeyse bu yarımada barındırıyordu. Orada canlılar yaşıyordu. Petrov Aybarov başkanlığında bir ekip 1989 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunun üzerine 7 milyon sene önce de dayanan Miyosen çağının sonlarına ait hayvan kalıntıları keşfetmişlerdir. Ve bunların içerisinde kardeşlerim filler, uzak akrabaları kabul edilen hortumlu ve memeli hayvanlar, nehir atları, küçük otuburlar, atlar, tek boynuzlar, timsahlar, balıklar, kuşlar ve bazı maymun türlerinin iskeletlerine rastlamışlar. Aynı keza Miyosene döneminde Kızıldeniz ve Orta Akdeniz'e bağlıydı. Ayrıca Kızıldeniz güneyden köprü şeklinde bir kara parçasıyla Afrika kıtasını bitişikti. Bundan dolayı diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği ahir zamanda diyor, şimdi diyor ya bundan önce nasıl yeşil ki o zaman öyle olacak. Onun için diyor ki bu bilim insanları
Rubul Hali çölünün yaklaşık 1200 kilometrelik mesafede bulunan antik bir gölün çamurunda su aygırı, su mandası, uzun boynuzlu sığır, yaban keçisi ve buna benzeyen su canlılarından türlü türlüsüyle karşılaşılmış iskeletlerine iskeletleri birebir Afrika antilopu, ceylan, deve, inek antilopu kemikleri ve deniz kabuğu ve hayvan deniz canlılarının fosillerine rastlanmış. İkinci bir husus, Oxford Üniversitesi'ndeki liderliğinde bir ekip ise Nufud çölünde bir Vaha kasabası olan Taima yakınlarında bir alanda 325 bin yıllık panter ve fil kemiklerine rastlamış. Arabistan'da eskiden hayvan kemiklerinin keşfedilmesi bu bölgenin geçmişte yarım milyon yıl boyunca Afrika'dan ve Asya'dan diğer bölgelerden oranın sulak olmasından, yeşilliklerinden dolayı canlı çekmiş ve neredeyse Asya ve Afrika'da yaşayan bütün canlı türlerinden orada ne bulunmuş? İskeletler ve kemikler bulunmuş. Hatta ağaç fosilleri bile bulunmuş. Hatta Dapsa Vadisi İngiltere, Durham Üniversitesi arkeoloji profesörlerinden biri Suudi Arabistan'ın güneybatısında Kızıldeniz yakınlarında bulunan Dapsa Vadisi'nde çoğunluğu paleolitik dönemden kalma binden fazla taş eser keşfetti. Yani insanların o zaman yaşadığı, hatta el baltaları, kesiciler, bir türlü bıçaklar, sıyırıcılar, hayvan derilerini etten sıyırmak için kullanılan mızrak uçları, deliciler vesaire her türlü şey bulmuş. En önemlisi kardeşleri, eski nehir ve göl yataklarına Suudi çöllerinde rastlanmış. Boston Üniversitesi'nde Jeoloji ve Uzay Bilimi Dekanı Profesör Daruk Faruk Elbaz 1993'te yaptığı bir araştırmada Arap Yarımadası'nda uzaydan çekilen resimlerinde yarımadayı batıdan doğuya Kuveyt'e kadar doğru geçen eski bir nehir yatağının varlığını ortaya koymuştur. Bu nehir yatağı büyük kum tepelerin altında gizlenmiştir. Ve bu nehir yatağı neredeyse Fırat ve Dicle kadar da büyük bir nehir olduğunu söylüyor. Yine uzaydan çekilen resimde Kuveyt'ten kuzey batısına büyük bir alanı bu nehrin deltasının bulunduğu ortaya koymaktadır. Yapılan bu keşif sayesinde bu eski nehir yatağında muazzam miktarda yeraltı sularının bulunduğu da anlaşılmış. Yani aslında kardeşlerim Arabistan Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste bildirdiği üzerine yediden yeşilliklere, nehirlere ve göllere kavuşmadan kıyamet kopmaz sözü aslında bugün bilim adamlarının Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 1450 sene sonra ortaya koydukları şeylerin bir mucize olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vahiy peygamberi olmasa bu bilgilere sahip olması söz konusu olmadığının açık bir delilidir. Hatta Amerikalı jeolog Halmix Arabistan Rubul Hali çölünün üzerinde hazırladığı doktora tezinde yağmurlu asırlar boyunca çöl mıntıkasının göllerle kaplandığını, göllerin ilki 37 ile 17 bin yıl önce, ikincisinin 10 ile 5 bin yıl önce olmak üzere iki defa ortaya çıktığını belirtmiş. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hacer annemiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a diyor ya, ya İbrahim burada bir nehir yok, su yok, hiçbir şey yok. Sen bizi kime bırakıp gidiyorsun? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o alanlar kurak, hiçbir suyun bulunmadı. Hatta Mekke veya Bekke Vadisi'nde tek tuzsuz su bugünkü Zemzem suyu, kuyusu ve onun suyudur. Onun dışında çevredeki bütün kuyular tuzludur. Çünkü Kızıldeniz'in suyu neredeyse Arabistan'ın altına Mekke'ye kadar olan alanda bütün o alanlarda bulunuyor. Yani suda tuz oranı çok yüksekken sadece Zemzem suyu ki o da bir mucizedir. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kalmış. Demek ki Zemzem kuyusu da o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi, ima etti ve bugün bilim insanlarının söylediği üzerine o göllerin ve nehirlerin bir kalıntısı olarak bize kadar ulaşmıştır. Yani gerçekten kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeniden nehirlere, göllere ve yeşil alanlara kavuşmadıkça kıyamet kopmaz. İnan görüntülerde gördüğümüz üzerine çölün ortasında nehirler oluşuyor, muazzam sular geliyor, sonra o sular birkaç saat içerisinde kayboluyor. Ve garip olansa bu senenin Mekke ve etrafının da olmak üzere Arabistan çölünün çoğu yerinde muazzam bir yeşilliğin, muazzam bir yeşermenin söz konusu olduğunu, hatta bizim kışta olduğumuz bir yarım kürede orada yazın yaşlandığını, ilkbaharın yaşandığını, develerinin dizlerine kadar yeşermiş olan mera alanları içerisinde hareket ettiğini görüyoruz.
Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardığı bir mucize. Resulullah'ın bir mucizesidir. Kendisinden 1450 sene sonra gerçekleşmiş. Yoksa bak şunu söyleyeyim kardeşlerim, Yemen veya Umman'ın bazı kısımları muson yağmurlarından etkileniyor ve buralarda bir yeşil kuşak oluşuyor. Ama benim kastettiğim ise Suudi Arabistan dediğimiz devletin ve Katar, Dubai gibi ülkelerin bulunduğu tamam Rubil Hali çölü gibi böyle çölleşmiş, yıllarca, on yıllarca boyunca yağmur görmeyen çöllerin yeşermeye başlaması, inşallah bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haberini verdi, kıyametin de bir alameti. Rabbim onu bize yaşattırmasın, bize göstermesin. Yalnız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse doğrudur. O asla nefsinden konuşmaz. O mutlak vahiy ile hareket eder ve konuşur. Allahu Teala hepimizden razı olsun. İnşallah, tebarakallah. Seyyidallah, subahkum kıl khayr. Yom al-Khamis, 6-7-1442. Cibar al-Zahar. Merkez Alagan, maşallah, tebarakallah. نزول الثلوج بكثافة ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا.